kadar. Hadi iyi, güzel poz verin. Can, Can biraz bu tarafa gel tatlım. Ya anne ne fotoğrafı ya? Ben böyle fotoğraf istemem. Ben dinozorların yanına gideceğim, öyle fotoğraf isterim. Cancığım oraya çıkmak yasakmış tatlım. Ay bu arada iyi ki tutturdun Dino Park, Dino Park diye. Çok güzel görünüyorlar. İşte bakın tarihte insanoğlu olmadan önce dinozorlar vardı dünyada. Görüyor musunuz ne kadar da değişikler? Ay doğrusu ben burayı çok sevmedim. Ay bir tek şu morlu olanı beğendim ama o bile çok korkunç. Baksana sanki beni yiyecek gibi duruyor. Ay hiç burada durmak istemiyorum anneciğim. Tatlım sadece maket onlar. Gerçek değiller ki, artık dünyada dinozor diye bir şey yok. Sadece onların fosilleri var, kalmış kemik parçaları var. Bir de böyle muhteşem yapılmış maketleri var. Çok güzel bir park burası. Ay anne ben de bayıldım doğrusu. Aman kızlar ne anlar ki bu işlerden. Bu erkek işi. Ben dedim o gelmesin diye yahu. Zaten burayı sadece ben merak ediyordum. O niye geldi ki? Aa Cancığım öyle deme lütfen. Bunun kızı erkeği mi var canım? Dinozor parkı burası. Tabii ki gelecek. Aslında evet gelmeseydim daha iyi olabilirdi. Ben biraz korktum galiba. Artık parka gidip oyun oynamak istiyorum. Of söylenip söylenip durma. Hadi sen parka git. Ben burada annemle birlikte dinozorları seveceğim, tamam mı? Hem yukarı bile çıkabilirim. Şuradaki görevli abiden izin isteyeceğim. Oraya çıkacağım. Dinozorlara dokunacağım. Birlikte fotoğraf çektireceğim. Heh, sen ne istersen onu yap. Ben olsam bu dinozorlara o kadar da yaklaşmazdım. Ne olur ne olmaz. Baksana biraz gerçek gibi görünüyorlar sanki. Ay anneciğim ben gidiyorum. Beni orada bulursunuz olmaz mı? Tamam tatlım oldu. Hadi git bakalım. Orası zaten çocuklar için yapılmış güvenli bir yer. Sakın yabancı biriyle falan gitmiyorsun tamam mı? Oraya gidiyorsun kapıdaki ablaya ismini yazdırıyorsun. Benim adımı telefonumu da yazdır. Sakın yabancı birileriyle konuşma. Ben annenin arkadaşıyım seni almaya geldim diyen birisi olursa asla ona inanma. Tamam mı benim güzel kızım? Bunları zaten konuşmuştuk biliyorsun değil mi tatlım? Evet anneciğim tabii ki sadece oradaki görevli ablaya vereceğim ismimi. Ondan sonra gireceğim oyunuma bakacağım. Ve siz gelmeden de oradan ayrılmayacağım. Tamam tatlım. Hadi bakalım Cancığım. Şimdi seninle şöyle güzel fotoğraflar çekelim. Baksana ay ne kadar güzel. Bu dinozorların adlarını biliyor musun Can? Bazılarını biliyorum tabii anne. Bizim okulda dinozorların isimlerini bilmeyen erkek çocuklarına. Bir kere hiç iyi gözle bakılmaz. Biz bütün dinozorları tanırız. Bak şimdi ben sana sayayım anneciğim. Heh, say bakalım. Ay şu morlu olana bayıldım. Rengi harikaymış. He, o morlu olanı aslında tam da bir çıkaramadım sanki. Ben onu ilk kez görüyor gibiyim anneciğim. Başka sorsan olmaz mı? Tabii tabii olur. Mesela bak şurada yeşil var ya. Kafası yılan gibi bak incecik şurada hemen. Anneciğim ben galiba onu da çok tanıyamıyorum ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu morlu olan böyle bana bir yan yan bakıyor gibi geldi. Ay biraz ürktüm ben galiba anne. Ceren de öyle şeyler söyleyince şimdi aklıma takıldı. Acaba gitsek mi buradan? Aa, olur mu öyle şey? Bunlar maket tatlım. Hadi keyfini çıkar. Gün senin günün. Güzel eğlen. Çok iyi vakit geçir istiyorum ve bol bol fotoğraf çekmeliyiz. Biliyorsun baban gelemediği için çok üzüldü ve fotoğraflarımızı bekliyor. Ama benim şimdi gidip şunun şarjını bir değiştirmem lazım. Çantayı da arkadaki masada unuttum. Gidiyorum, hemen geleceğim. Tamam mı bir tanem? Aa, gidiyor musun? Aa, ben de gelseydim anne. Yok yok, sen buradan ayrılma. Ben hemen geleceğim. Aa, ay, bunlar tam da benim dibimde sanki konuşacak gibi bakıyor bu morlu olan. Biraz korktum galiba. Hey, hey, deme kadın Can. Ha? Can, Can, beni götürsene buradan. Çok sıkıldım ya. Ne? Ne? Bana Can mı dedi? Sıkıldım mı dedi? Olamaz. Anne! Anne! Can, ya anneyi çağırma şimdi ya. Can baksana, zaten sana inanmaz. Beni sadece sen duyabilirsin. Can, hadi, hadi gel gel. Gel burada oyun oynayalım. Ay,
Gerçekten mi konuşuyor bu? Olamaz. Anne, galiba altıma kaçıracağım şimdi. Merhaba küçük bey. Hoş geldin. Demek ki Dino Park'ı sen de merak ettin, buraya geldin. Peki memnun musun? Beğendin mi burayı? Ben biraz korktum. Biraz korktum galiba. Bu arkadaki benle konuştu. Evet. O konuşabilen bir dinozor. Çünkü onun maketi yapılırken ona bir ses kaydı da yükledik. Böylelikle isimleri duyup isimleri söyleyebiliyor. Gözlerindeki kameralardan hangi ismin kime ait olduğunu biliyor. Cümleler bile kuruyor. Yani o sadece duran bir maket değil, aynı zamanda da bir robot. Evet, seni korkuttu galiba. Kusura bakma. Aslında alttaki yazıyı okusaydın onun bir robot olduğunu bilirdin ve korkmazdın. Neyse, bundan sonra müzeleri, böyle parkları gezerken yanlarda duran tabelaları okursan hem o hayvanlarla ilgili bilgin olur hem de bu gibi korkmalar yaşamazsın. Hadi gel bakalım. Annen nerede senin? Annem şimdi gelir. Ben burada onu bekleyeceğim. Aferin sana. Yabancılarla dışarıya çıkma. Peki, şimdi annen gelecekse sorun yok. Öyleyse ben gidiyorum. Bakalım diğer çocuklar neler yapıyor. Oh, çok korkmuştum ya. Aynı